Dünyanın dört bir yanındaki gökbilimciler hayatta bir kez başlarına gelebilecek olayı kaçırmama umuduyla gözlerini neredeyse gökyüzünden hiç ayırmıyor. Bilim insanları dünyadan bakıldığında gözle görülen en parlak yıldızlardan biri olan Betelgeuse'nin bir süpernova olarak beklenenden daha erken patlayacağından şüpheleniyor. Betelgeuse'un patlaması gökbilimcilerin zaten bildiği bir şeydi ama son yaşanan gelişmelerden sonra sürecin hızlanmış olabileceği düşünülüyor. Betelgeuse halihazırda patlamaya mahkum yıldızlar kategorisinde. Mesele patlayıp patlamaması değil, ne zaman patlayacağı. Yıldız yalnızca 8 ila 10 milyon yıl yaşında. Güneş ise 4,5 milyar yıl yaşında. Ama Betelgeuse nükleer yakıtını olağanüstü bir hızla tüketiyor. Betelgeuse ayrıca hala titreşimde olan, yani hala genişleyip daralan dev bir yıldız. Bu komşumuzun çapı Güneş'in çapından 550 ila 990 kat daha fazla olabilir. Nottingham Trent Üniversitesi'nden doçent doktor Daniel Brown, süpernova adayı olarak bunları biliyoruz. Mevcut modeller astronomik zaman ölçeği içinde her an patlamanın yaşanabileceğini gösteriyor ama bu da gelecek 100 bin yıl içerisinde demek oluyor dedi. ABD'deki Villanova Üniversitesi'nde görevli gökbilimciler son birkaç ayda Betelgeuse'un solduğunu gözlemledi. Aralık'ta Betelgeuse'un son 50 yılın en soluk seviyesinde olduğu görüldü. Bu da dev kızıl yıldızın her an patlayabileceğini işaret ediyor. Bilim insanlarının teorilerine göre parlaklığındaki keskin düşüş yıldızın zamanının dolduğunu gösteriyor. Daniel Brown patlama sırasında Betelgeuse'un birkaç gün içinde aydan daha parlak bir hal alabileceğini, gün içinde bile görülebileceğini söylüyor. Bu etkisinin de aylar sürebileceğini belirtiyor. Peki tehlike var mı? Süpernovalar olağanüstü boyutlarda yıkıcı olabilirler değerli arkadaşlar. Mesela gökbilimciler Güneş'in patlaması durumunda tüm Güneş sisteminin çökebileceğini söylüyor. Daha önce yaşanan yıldız patlamaları dünyanın ısısının artmasıyla ilişkilendirildi. Bu patlamaların ozon tabakasına zarar verme potansiyeli de var. Dünyaya ayrıca zararlı solar ve kozmik radyasyona maruz bırakıyor. İyi haber, Güneş'in Betelgeuse'un kıyasla patlama ihtimalinin çok daha az olması, zira hala çok daha küçük. Ama Güneş'in şişip birkaç milyar yılda Merkür, Venüs veya Dünya'yı yutacağı öngörüsü de yapılıyor. En önemlisi, Betelgeuse bilim insanları tarafından Dünya'ya güvenli bir mesafede görülüyor. Daniel Brown, 50 ışık yılından az her şey bir sorun olabilir. Betelgeuse'da böyle bir durum yok diyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.